Hanım nerede arkadaşın? Bülent askerlik arkadaşım. Mutlaka gelir. İstanbul Büyükşehir. Burada yaşamak marifet. Büyükşehir bizi yer yutar, un ufak eder o. Anam işim hazır. Muhasebe yardımcısı. Koskoca holding mektup yolladı gel diye. Yarın hemen işe başlayacağım. Memlekette kalıp da amcamın ağız kokusunu dinleyecektik yani. O toprak ona da sana da yeterdi. Ama geçinemediniz bir türlü. Hele ben yarın işe başlayıp tıkır tıkır maaşımı almaya başlayayım. Gör bak oğlunu sen. O zaman seveceksin bu koca şehri. Canım çavuş! Onbaşım. Çavuşum, aslanım, can arkadaşım. Seni öyle özledim ki. Sana can borcum var Kerem. Hiç unutmadım. Boş ver be. Bak, anam, kardeşler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ana bu oğlum var ya senin. Beni ölümden kurtardı askerde. Kusura bakmayın, beklettim sizi. Hadi ne duruyorsunuz? Gidelim artık. Buyurun, buyurun. Rahatınıza bakın. Çekimini Allah aşkına, karım Sevim. Hoş geldiniz. Galiba sizi rahatsız ettik gelin kızım. Yok, hoş geldiniz. Buyurun. Ne demek rahatsız etmek anneciğim? Başımızın üstünde yeriniz var. Karıcığım, Kerem olmasaydı şimdi ben yaşamıyordum. Tabii sen de bensiz bu dünyada tek başına kim bilir ne perişan olurdu. Belki de daha rahat ederdim. Müsaadenizle. Bütün gün bankada yoruluyor. Siz onu aldırmayın. Hele Kerem işe başlasın. Size münasip bir ev ararız. Muhasebe yardımcılığı başlangıç için fena değil, değil mi? Deli misin? Önce muhasebe yardımcısı, sonra müdürsün be. Aslan çavuşum benim. Karada, denizde, havada, savaşta, her zaman, her yerde komando. Şerefe. Hayırlısıyla yarın işe başladın mı her şey yoluna girer. Ben de çalışacağım abi. Ben de. Ailenin aslan gibi erkeği varken kız kısmı çalışmaz. Yo, burası İstanbul anneciğim. Herkes çalışmalı. Tek tabanca olmaz. Geçinmek zor bu zamanda. Biz karı koca çalışmazsak aç kalırız vallahi. Bakalım, düşünürüz. Sana bir de şöyle helal süt emmiş temiz bir aile kızı bulduk mu tamam. Ondan sonra gel keyfim gel. Zaten ev bize dar geliyor. 4 kişi birden doluştular eve. Sevim karıcığım yavaş. Unutma ki Kerem'e can borcum var. Sen de tutturdun bir can borcu. Ne olmuş yani? Ya sus, duyacaklar. Daha bugün geldiler. Birkaç gün sonra nasıl olsa giderler karıcığım. Hele bir gitmesinler. Ben seninle o zaman konuşurum. Hadi yavrum. Hadi canım. Hadi yat abi. Hadi yat. Yapma. Ay. Dostu çekmiş bıçağını, kadını öldürmüş. Tam 17 yerinden bıçaklamış zavallıyı. Ne dersin? Bizim de sonumuz böyle mi olacak? Allah yazdıysa bozsun Pınar. Seni bilmem ama benim sonumu düşündüğüm yok. Alnıma ne yazılmışsa ona yaşarım. Ama sonum böyle olacaksa aşkım uğrunda ölmek isterim. Ah, sevmek kim, biz kim Allah aşkına? Hayat kadını değil miyiz? Hangi erkek gerçek aşkla sever bize? Söyle. İçimizi karartıyoruz boşu boşuna. Hadi yüzelim. Son bir kararla kadro kısıtlamasına gidildiği için sizi şimdilik işe alamayacağız Kerem Bey.
Bana hemen gelin işe başlayın diye mektup gönderdiniz. İkinci bir mektupla da şimdilik bekleyin, gelmeyin diye haber verdik. Galiba o mektubu almadınız. Hayır, almadım. Ya. Peki ne olacak şimdi? Adres bırakın, biz size haber veririz. İş bulunca para biriktirip kendime şöyle bir araba alacağım. Sen önce karnını doyur, sonra arabayı düşün. Ne yani, hayal kurmakta mı yasak? Önce gazetedeki yeri bulalım. Şu elbiseye bakalım. Bak. Tecrübeli bayan satış elemanı alınacak. Hadi girip konuşalım. Dışarıda yazıyı okuduk. İşçi arıyor musunuz? Tecrübeniz var mı? Hayır. Maalesef size ihtiyacımız yok. Efendim? Sevgilim, Londra'dan şimdi geldim. Geberdim seni düşünmekten. Londra'nın güzel kadınları bile senin hasretini dindiremedi. Ayağımın tozuyla hemen seni arıyorum. Olur mu şekerim? Önce niye karını aramıyorsun? Karım daha Londra'dan döndüğümü bile bilmiyor. İnan bana. Hemen geliyorum sana. Biliyorsun ki evime kimseyi kabul etmem. Yeri söyle geleyim. Yalnız benzin fiyatlarına zam geldi. Benim arabada 60 litre süper benzin alıyor. Paranın ne önemi var? Zaten senin fiyatın hiçbir zaman ödenmez. Sen nadide bir mücevhersin. Saat 7'de otelde buluşalım. Bildin mi bu koca şehirde? Dün bir bugün iki. Bu işler ha deyince olmuyor ki be ana. Ah şu amcanı dinleyeydin. Zaten bir ayağı çukurda. Tek başına baş edemez o toprakla memlekette. Ne işimiz var bizim burada? Sabırlı olmalıyız ana. İyi bir iş bulacağım. Göreceksin. Geldik tıkıldık bu eve. Sığıntı gibi. İşte bulacağım evde. Arkadaşın iyi hoş ama. Karısı bizi sevmedi galiba. Az daha sık dişini. Göreceksin, her şey yoluna girecek. Hayrola? Niye sokakta bekliyorsun karı? Elimize rahat konuşabiliyor muyuz kocacığım? Gene ne oldu? Bana ne olsun? Bu misafirlik daha ne kadar sürecek? Karıcığım, Kerem benim askerlik arkadaşım. Ona can borcum var biliyorsun. Bana ne senin askerlik arkadaşından, can borcundan? Bak çeker giderim anamın evine. Bilmiş ol. Yapma karıcığım, yapma bir tanem. Ben onu bunu bilmem. Konuş onunla. Tamam konuşurum, tamam ne olursun sus artık duymasınlar. Duyarlarsa duysunlar. Pısırıklık istemiyorum Bülent, anladın mı? Tamam peki karıcığım, bir tanem tamam ne olursun ama sus. Tamam. Karada, havada, savaşta, denizde, her zaman her yerde komando. Vay be, ne güzel günlerdi o günler. Koçum benim. İşe başladın mı? Hayır. Kadroda bana yer yokmuş. Şimdilik bekleyeceğim. Olsun. Bekleyelim çavuşum be. Geceler gebedir. Sabah ola hayrola. Bankada müdürle takışmış. İşi zor. Kusura bakmayın. Ben şimdi onun kulağını çekerim. İnsan eti ağır gelir oğul. Müzik
Hoş geldin güzelim, buyur. Seni öyle özledim ki yavrum. Hadi dalga geçme be, işine bak. Sana dükkanımın en nadide elmasını getirdim. Bu yüzüğü birine satmaktansa senin güzel parmağında görmek mutlu edecektir beni. Çok kibar, çok cömertsiniz Orhan Bey. Teşekkür ederim. İyi eğlenceler beyefendi. İşim bitince hemen eve dön Selma. Peki Berks abla. İyi günler Berks. Şu Ziya'yı takdir ediyorum doğrusu. Neden? O olmasaydı seni nasıl tanıyacaktım güzelim? Ben masraflı kadınımdır. Ziya Bey bunu çok iyi bilir. Para hiç önemli değil. Yeter ki aramızdaki muhabbet sıcak olsun. Beyefendi, sizi telefondan istiyorlar. İzninle. Bayılıyorum sana. Kendini iyi satıyorsun. Ne demek istiyorsun? Bırak bu ayakları kızım. Beni bal gibi anladın. Yalnız çalışmak çok mahzurludur. Sana koruyucu lazım. Beykız ablanı duymuşsundur. Beraber çalışalım. Seni himayeme alayım. Haydar, ver kartımı. Ben senin gibi sülüklere, senin gibi kan emicilere metelik vermem. Çok yükseklerden atıyorsun. Yosma. Yosma senin anandır. Yatılı mı? Gidelim buradan Orhan Bey. Ne oldu güzelim? Gidelim, kafam bozuldu. Emret yavrum, gidelim. Bu yosmayı alıp ayağıma getireceksin. Gelmezse ağzına sıçacaksın. Ne zaman abla? Bu gece. Tamam. Sen boyundan büyük sözler ediyormuşsun. Belkıs ablanın elini öpecek, ondan özür dileyeceksin. Hoştu lan çakal. Senin gibi köpeklere kemik bile vermem ben. Hemen kuzu kuzu gel benimle, yoksa burada leşini sererim. Yürü lan! Bırak ulan beni! Hayvan ol hayvan! Bırak! Yürü dedim sana! Pis köpek! Yürü. Bırak! Bana bak, yürü dedim sana! Yürü! Bırak! Yürü dedim sana, bırak. Yürü! Yürü dedim sana! Yürü sen eve! Gir şu arabaya! Gir! Bırak beni! Yaralandın. Yok bir şey. Hastaneye ya da bir doktora gidelim. Boşver. Polis karışır işe. Sorgu sual uzar gider. Kimdi o? Hırsız. Zorla çantamı almak istedi.
Yaranı sarmadan seni bırakmam. Yalvarırım. Hadi gel benimle. Geçmiş olsun. Nerede öğrendin böyle dövüşmesini? Askerde. Komandoydum. Yalnız mı oturuyorsun? Öyle sayılır. Ne iş yaparsın? Mankenim. Sen mankenlerin en güzelisin. İstersen yapma. Mecburum. Bakmak zorunda olduğum bir anam, iki kardeşim var. Peki yarın ne iş yapacaksın? Bir taksi durağında iş varmış. Ona bakacağım. Bir sıkıntın varsa çekinme söyle. Bizim memlekette kadın parası yiyene pezevenk derler. Hayatımda senin gibi erkek görmedim. Ben de senin gibi güzel kadın görmedim. Sevdim seni. Sen de benden bir parça olsun istiyorum. Bundan sonra sende kalsın. Beni hatırlarsın. Bu elveda demek mi? Bir daha bir araya gelemeyecek miyiz? Hiç gelmez olur muyuz? Ara beni. Ararım. Çık dışarı, işine bak. Hadi. Bir daha seni böyle görürsem beynini dağıtırım. Teşvikiye taksi, buyurun efendim. Peki efendim, gönderiyorum. Kemal, Şakayık 14. Tamam abi. Bu iş sardı mı seni kardeş? Aldığım para yetmez. Dört canız evde. Daha paralı bir iş buldum. Yarın oradayım. Teşekkür ederim. Hoş geldin tatlım.
203'te kim kalıyor acaba? Zafer Bey. Ne iş yapar? Fabrikatördür. Teşekkür ederim. Sen yenisin galiba kızım. Evet efendim. Adın ne? Filiz. Nerelisin? Tarsuslu. İstanbul'a yeni geldik. Güzel. Çok güzel. Sevdim seni yavrum. Niye beni hiç aramadın? Bilmem. Rahatsız etmeyeyim dedim. Aşk olsun. Gel benimle. Onu gerçekten seviyorum. Kerem için her şeyi yaparım. Her şeyi. Senin bu halin vallahi korkutuyor beni Pınar. Sevmek kim, biz kim? Sevmeye hakkımız yok mu? Adımız yosmaya çıkmışsa aşktan mahrum mu kalacağız? Bu aşkın sonu ne olacak? Ya anlarsa senin hayat kadını olduğunu? Yetti artık. Sıkıldım. Bıktım yüzünüzü görmekten. Sesinizi duymaktan. Nefes alamaz hale geldim. Haklısın kızım. Biliyorum, seni epeydir rahatsız etmekteyiz. Kendi evimde oturamaz oldum. Kocamla konuşamaz oldum. Haklısın karıcığım ama bağırarak, kendini üzerek bu halledilmez ki. Bağırırım. Burası benim evim. Hep senin yüzünden oldu bunlar. Senin arkadaş tutkundan. Allah aşkına sus. Komşular duyacak. Rezil olacağız. Komşulara çoktan rezil olduk Bülent Bey. Benimle alay ediyorlar. Ardımdan zil çalıp gülüyorlar. Biz arlı insanlarız kızım. Kimse bizim yüzümüzden gülmez, eğlenmez sizinle. Söyle, ne kötülük yaptık ki size? Daha ne yapacaksınız? Sırtımıza yapıştınız. Sülük gibi emiyorsunuz kanımızı. Bana dert mi durumunuz? Sizi ben mi doğurdum? Ben mi buraya çağırdım? Hepinizi mecbur muyum kambur gibi sırtımda taşımaya be? Bu günleri göreceğime Allah canımı alaydı keşke. Başımı dinlemek istiyorum. Kendi evimde hayatımı yaşamak istiyorum. Toparlanın! Çıkın buradan, çıkın, defolun, gidin! Gideriz. Ama böyle bağırmamalıydın. Kalp kırmamalıydın. Kadınlığını bilmeliydin. Tanrı misafiriydik size. Üstüme gelme. Mahalleyi başınıza toplarım. Polis çağırırım. Bülent! Bülent! Ah! Ay Bülent! Ay! Bıktım. Can borcunu ödedin Bülent. Hadi toparlanın. Gidiyoruz. Hoş geldiniz. İstediğiniz kadar kalabilirsiniz. Her şeyim sizindir. Yalnız sıkılıyordum zaten. Sağ ol kızım. Allah senden razı olsun. Rahatınıza bakın. Size çay hazırlayayım. Bana yardım eder misin? Ederim ablacığım. Kim bu güzel kız? Arkadaşım. Bu koca şehirde yalnız mı yaşıyor? Ne iş yapar, nasıl geçinir? Anası babası yok mu? Annesi babası Avrupa'da. Çok zenginler demek ki. Pınar çok iyi bir kızdır anne. Mankenlik yapıyor, iyi para kazanıyor. Mankenlik ha? Belli, artist gibi kız doğrusu. Rahatsız etmeyelim. Rahatsız etmeyiz. Zaten ilk fırsatta bir ev bulup gideceğiz buradan. Rahatına bak sen anam. Ben gidiyorum patron. İyi git. Hmm.
Başı sağ olsun. Kaza elden ne gelir? Kamyon şoföründen davacı mısınız? Olsam ne yazar, olmasam ne yazar? Kardeşim geri gelmez ki. Bu şehir bizi yemeye başladı oğul. Böyle söyleme ana. Şehrin ne suçu var? Çetin araba tutkusunun kurbanı oldu. O benim canımdı, kanımdı. Şimdi sıra kimde? Kızımda mı? Yoksa sende mi? Bu bir kazaydı. Kaza değildi. Bu şehir yuttu onu. Ya senin de başına bir şey gelirse? Her gün el kapılarındasın. Sana bir şey olursa yaşayamam oğul. Bilesin bunu. Üzme yüreğini ana. Her gece iyi bir işe gireceğim. Bana da bir şey olmaz. Güzel bir de evimiz olacak. Ne zaman? Ne zaman oğul? Acınızı anlıyorum ama hayattan kaçılmaz. Bir de evini açtım. Sofranı paylaştım. Allah razı olsun. Ama bu bizim meselemiz. İstanbul'a gelmeyeydik, Çetin şimdi yaşıyor olacaktı. Kaderi buymuş. Bana ölen oğlumu geri getirebilir misin? Sen ana yüreği nedir bilir misin? Doğurmadın ki bilesin. Beni de bir ana doğurdu. Anan, baban, kardeşlerin neredeler? Neden tek başınasın? Öldüler. Ana, ne olursun topla kendini artık. Şu yüreğim yanarken karşımda eliniz böğrünüzde bakıyorsunuz. Ağlarım da bağırırım da. Bana kimse karışamaz. Kardeşim de Çetin'in yaşındaydı. Kötü yola düşmüştü. Gözümün önünde kurşunladılar. Seni anlıyorum Kerem. Annenin çektiği acıyı da anlıyorum. Bazen şaşıyorum sana. Kafam bir türlü almıyor. Tek başına nasıl kazandın bu savaşı? Nasıl yaşıyorsun bu koca kentte? Kolay olmadı. Çok acı çektim. Kapı kapı dolaştım. Ne tekmeler yedim. Hiç de kolay olmadı. Peki hiç mi yalnızlık çekmedin bugüne kadar? Bir dost eline, bir seven yüreğe hiç mi ihtiyaç duymadın? Hayatıma ilk giren erkek sen değilsin. Pek çok el uzandı bana. Pek çok da yürek açıldı önüme. Bunların hiçbirini görmedim. Ama sana gelince... Bana gelince... Erkek yüreğini ilk sende gördüm. Sende duydum.
kadar güzelsin abla. Bayılıyorum sana. Araban, evin, her şeyin var. Sen de güzelsin. Abim sana aşık değil mi? Bunu da nereden çıkardın? Abinle arkadaşız biz. Ben çocuk muyum? İkiniz de birbirinizi seviyorsunuz. Ama anneme belli etmiyorsunuz. Böyle şeyler senin ağzına hiç yakışmıyor. Seni kırmak istemem ama bunları hiç konuşmamış olalım. Özür dilerim Pınar abla. Bana da makyaj yapmasını öğretirsen senin gibi olur muyum acaba? Ha? Sakın benim gibi olmaya özenme. Hadi bakayım sen gitsene işine. Geç kalmıyor musun? Alo. Bendeniz efendim. Oo, Zafer Bey. Ankara'dan hoş geldiniz. Sizi Ankara'ya bağlayan güzel şeyler olmalı. Bir dakika Zafer Bey. Bir dakika bekleyin. Alo. Bugün buluşabilir miyiz? Çok özledim seni. Tabii buluşmak isterim. Güzel bir gün geçireceğiz desenize. O evden taşındım ben. Yeni bir ev mi tuttunuz? Hı hı. Adresi alayım. Akçam Sokak. Akçam Sokak. Numara 14. 14 numara 4. Levent. Tamam. Bekliyorum. Gecikmezsin değil mi? Fiyatı arttırdım haberiniz olsun. Sana feda olsun. Saat 6'da buluşmak üzere. Karada, denizde, havada komando. Beni affetmezsen kahrımdan ölürüm. Elim kırılsaydı da sana vurmasaydım. Boş ver, ben unuttum bile. Müjdemi isterim senden. Holding'deki işin hazır. Seni bekliyorlar. Gözün aydın. Bir de kutu gibi ev buldum. Şimdi beni affettin mi çavuşum? Haftalığın. Teşekkür ederim. Güle güle. Filiz! Belkıs Hanım, hayrola bir şey mi vardı? Hadi atla arabaya. Nereye? Bize. Hem evini öğrenmiş olursun. Canım sıkılıyor bugün Filiz. Dertleşecek birine ihtiyacım var. Canım. Gidelim Haydar. Sizin gibi elemanlara her zaman ihtiyacımız vardır. Hayırlı olsun. Avansınızı muhasebeden alabilirsiniz. Sağ olun müdür bey. Yarın sabah 9'da iş başı. Emredersiniz efendim. Haftalık ne aldın? 3000. Bütün hafta çalış. 3000 lira al. Yapılır iş değil vallahi. Ne yapayım abla? Aklını kullan. Gençsin, güzelsin. Sen iyi güzel şeylere layıksın kızım. İnsan dünyaya bir defa gelir. Hadi. Rosie. Ben bunu hiç içmedim ki. Hadi iç kızım. Ölmezsin merak etme. Al şu parayı. Üstüne başına güzel elbiseler alırsın. Ama abim annem görürlerse ne derler? Sır saklamasını öğrenmelisin kızım. Ha? Ha? Aman da ne güzel bir müşteri varmış kızımın. Hadi şimdi doğru eve. Gene beklerim. Raik, küçük hanıma kapıyı göster. Başüstüne hanımefendi. Buyurun küçük hanım. Güzel.
Hoş geldin tatlım. Hoş bulduk. Seni ne kadar özledim. Gel. Buyur. Alayım. Geç öyle. Şu güzelliğe bak. Artık sırtımız yere gelmez ana. Yarın işe başlıyorum. Evimiz de hazır. Yakında taşınırız. Allah'ıma şükürler olsun. Filiz nerede? Pınar nerede? Evde kimse yok mu? Filiz'in çalıştığı yere telefon ettim. Haftalığını alıp... Çoktan çıktı dediler. Neredesin sen? İş çoktu. Dükkandan henüz çıktım. Bu saatte mi? Yalan söylüyorsun. Vallahi yalan değil. Vitrinlere baka baka geldim. Geç geldimse affet ben abi. Ben sana işten çıkınca eve geleceksin demedim mi? Nereden bu paralar? Cevap versene! Kızı. Sen git de kendi yoksana sahip ol. Telefonlar geliyor. Adamlarla konuşup konuşup sokağa fırlıyor karı. Şimdi bu adreste. Git gözlerinle gör. Söyle kız. Nereden geldi bu para? Nereden? Söyle nereden? Söyle. Yosma. Kızım. Artık ben eve dönemem abla. Dönme yavrum. Bu ev senin. Burada istediğin kadar kalabilirsin. Sen benim kızımsın artık. Para, pul ne istersen var. Hadi iç rahatla biraz. Hadi, hadi ya. İç, 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 iç. 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 Ama abim beni burada bulursa yaşatmaz, öldürür vallahi. Sen hiç üzülme yavrum. Kimse seni burada bulamaz. Sana kimse dokunamaz. Hadi yavrum, iç. Hayat ne güzel. İç, iç güzel kızım. İç, 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 iç. Kardeşinizle aranızda herhangi bir sürtüşme oldu mu? Eve geç geldiği için biraz hırpalamıştım. Ben de tokatladım. Birden ağlayarak fırladı gitti evden. Çantasında yüklüce para vardı. Kimin verdiğini de bilmiyoruz. Anlıyorum. Böyle yüzlerce kız kayboluyor. Sabahleyin emniyet müdürlüğüne müracaat edeceksiniz. Bir de fotoğraf götürmeyi unutmayın. Bizim yapacağımız bir şey yok. Tamam. Biz size bulur bulmaz haber veririz. Yapabileceğiniz hiçbir şey yok mu? Üzüntünüzü anlıyorum. Biraz sabırlı olun. İnşallah buluruz. Müzik
Yeter artık kız. Kaç gündür perişan oldun. Boş ver. İçimdeki fırtınaları anlatamam sana. Boş vermek elimde değil. Yüreğim yanıyor Nermin. Keşke beni vursaydı, öldürseydi. Beni adamla yatakta yakaladığı zaman ölecektim kahrımdan. İlk defa orospuluğumdan utandım. İçine sıçtığımın dünyası. Hiç mi gülmeyeceğiz be? Buyurun. Ben Ziya Çağlar. Pınar Hanım'ı istiyorum. Ziya Bey. Az önce çıkmıştı. Pencereden baktım, yetişemedim. Aradığınızı söylerim Ziya Bey. Olarak doğmuşuz bir kere. Ben orospu doğmadım. Orospu olarak da ölmek istemiyorum. Yeter ulan, yeter! Bırakın peşimi, bırakın! Vay be! Sen bu herife deli gibi aşıksın. Allah sonunuzu hayır etsin. Bir dakika. Komiserim, aranan kızlardan Filiz Gündoğdu'nun abi Kerem sizi istiyor. Buyurun Kerem Bey. Kız kardeşimden bir haber var mı komiserim? İnanın, olayı izliyoruz. Henüz bir iz bulamadık. Bulur bulmaz derhal sizi arayacağım. Teşekkür ederim komiserim. İyi günler. Şu rakamları bir daha gözden geçirelim istersen. Olur, bakmadım, bakıyorum. 497. Var. 532. Tamam, o da var. 325. Evet, evet. Aha. Aa, tamam işte, hata burada. Buradaymış. Evet. 316 var. Teniste bir ömür, ayrılmam senden. Yalnız sen anlarsın benim halimi de. Konuş bir şey söyle, susma ne olur. Hasretim sana ben. Seni seviyorum, anlıyor musun? Seni seviyorum, duyuyor musun? Sevgilim kal kalbe, karşıdır derde. Söyle sen de beni seviyorsun. Seni seviyorum, duyuyor musun? Thank you.
geldin canım. Buyur. Emniyet müdürlüğü. Bir ihbarım var. Ahlak zabıtasından. Toparlanın, müdüriyete gidiyoruz. Pınar, yarın hastaneden çıkıyorsun. Buradan çıksam ne yazar, çıkmasam ne yazar abla? Adımız vesikalı orospuya çıkmış. Gelen vurur, giden vurur. Oldu bu kıza? Yerin dibine mi girdi? Polis fiyandan arıyor. Ben de geceleri barları, pavyonları, batakhaneleri arıyorum. Peki ne olacak? Ne yapacağız şimdi? Kardeşimi buluncaya kadar arayacağım. Başka çaremiz mi var ana? Merhaba. Kerem. Ben orospu doğmadım. 13 yaşındaydım. Üvey babam zorla yatağıma girdi. Korktum. Anneme anlatamadım bunu. Bugünkü cesaretim olsaydı çoktan kıymıştım canımı. Evden kaçtım. Uzaklara gittim. Namusumla çalışayım dedim. Nerede çalıştımsa hep kötü gözle baktılar bana. Sulandılar. Koskoca şehirde tek başımaydım. Gücüm mü yeterdi? Orospu doğmadım. Orospu olarak da ölmek istemiyorum. Biliyorum. Sana, sevgine layık değilim. Belki de kirlettim seni. Ama sevinci, mutluluğu ilk kez sende tattım. Sen yokken içim söndü, kurudu. Sen bana utanmayı öğrettin. Aynaya baktığımda tiksindim kendimden. Ama sana muhtacım.
Yalvarırım, anla beni. Seni anlıyorum. Bir daha asla karşına çıkmayacağım. Allah'a ısmarladık. Pınar. Seni seviyorum, anlıyor musun? Seni seviyorum, duyuyor musun? Sevgilim kalp kalbe karşıdır derler. Söylesen de beni, beni seviyor musun? Seni seviyorum. Nen var. Ne düşünüyorsun? Kardeşimi. Filiz'i. Evi terk etti. Polise haber verdim. Her yeri aradım, bir türlü bulamadım. Anamın yüreği öyle yanıyor ki. Sana nasıl yardım edebilirim? Söyle. Yardım edemezsin. Allah'tan ümit kesilmez ki. İnşallah pişman olup geri döner. İnşallah bulursun onu. Demek bütün geçmişini anlattın ona. Peki ne yapacaksın? Nasıl kurtulacaksın bu bataktan? Bu işi nasıl yoluna koyacağımı bilmiyorum. Ama bir tek şey var ki, o pisliğe Kerem'i bulaştırmak istemiyorum. Ona bir şey olursa kahrımdan ölürüm. Kerem'i ölesiye seviyorum. Buyurun, ben Kerem. Gördüm. Gördüm onu. Kız kardeşini gördüm. Ne diyorsun? Sahi mi? Filiz'i mi? Evet. Filiz'i. Nerede? Yaşıyor değil mi? Yaşıyor. Ama nasıl anlatsam bunu sana? Anlatmalısın. Ben onun abiyim. Onu baştan çıkarmışlar. Sermaye yapmışlar. Ne diyorsun? Şu anda bir pezevenk kadının evinde kalıyor. Ev nerede? Çabuk söyle. Nerede? Söyleyeceğim. Ama önce bana söz ver. Bu polisin işi. Sen bulaşırsan başına bela gelebilir. Anladım. Sen beni bırak şimdi, adresi söyle. Evet. Tamam. Kerem. Kerem. Emniyet Müdürlüğü. Size bir ihbarım var. Mersi. Hadi bakalım, sıra sende. Hoppa. Gördün mü, yine ben kazandım. Bugün şansım döndü şekerim. Onu da attım. Çekil. Polis. Seni tutukluyorum. Sizler de giyinin. Hadi toparlanın. Senin adın ne? Filiz Gündoğdu.
Ulan bana nasıl yaparsın? Ağzına sıktın kızı. Ulan pezevenk! Kim bu? Şu kızın ağabeyi şefim. Bize müracaatı var. Kız kardeşi evden kaçmış da. Anlaşıldı. Geçmiş olsun kardeşim. Müsaadenle anacığım. İşe geç kalmayayım, gidiyorum. Hayırlı işler ol, güle güle. Akşam eve erken gel, bekliyor. Gecikme. Olur, gecikmem. Ben pazara alışverişe gidiyorum. Bakacak halim de kalmadı. İkinci defa evden kaçıyorum. Beni aramayın. Bulamazsınız. Bulsanız da gene kaçarım. Benden kurtulmak istiyorsanız canımı alın, daha iyi. Sana geçmişimi anlattım. İzin ver bugünümü de anlatayım. Hayır. Hiçbir şey anlatmanı istemiyorum. Beni seviyor musun? Sen bunu söyle bana. Seni seviyorum. Ölesiye seviyorum. Bu yeter işte. Bana? Ne oldu? Neyin var hanım? Ben de onu bulup kemiklerini kırmazsam, saçlarından sürükleyip getirmezsem bana da adam demesinler. Oh, yalvarırım gitme oğul. Benim ölümü çiğneyip gidersin ancak. Bırakmam seni. Benim orospudan kızım yok artık. Gitme ne olur. Hayatımızı zehir etme. Kendini beni düşün. Sana bir şey olursa yaşayamam, ölürüm. Yapma, gitme oğul. Kardeş katilim olacaksın. Gitme ne olur, gitme. Son günlerde sokağa çok sık çıkıyorsun. Çıkınca da geç dönüyorsun. Hayatında biri mi var yoksa? Hı? Benim pezevengim sen değil misin? Elinle erkekleri koynuma sokuyorsun. Paraları da cebe indiriyorsun. Acaba bunlardan hangisi hayatıma girmeye cesaret edebilir ha? Dalga geçme ulan benimle. Koparın dilini yoksa. Bıktım böyle rezilce yaşamaktan. Elimizden ne gelir ki? Kaderimiz bu kardeş. Lanet olsun böyle kadere. Bu Yosma ne zaman sokağa çıkarsa onu izleyeceksin. Aldığı her nefesten haberin olacak. Tamam patron. Müzik
Gel beni dinle. Bu şehre 4 kişi geldik, 2 kişi kaldık. Dönelim toprağımıza. Amcanın suyuna git. Bıraktığımız yerden tekrar başlayalım. Peki ana, gidelim. Allah senden razı olsun. Şimdi ölsem de gözüm açık gitmez. Ana, hatırlar mısın? Bana bir gün bir osmayı kırklayıp tövbekar yapanın Allah katında sevabı çok büyüktür demiştin. Hatırladın mı ana? Ha? Pınar mı? Pınar'ı tövbekar edip memlekete mi götürmek istiyorsun? Onu seviyorum. İzin ver bunu yapayım. Bundan böyle senin kızın o olsun. Memlekete üçümüz birlikte dönelim. Anam seni kırklayıp aklayacak, tövbekar yapacak. Karım olacaksın. Allah'ım. Bana böyle güzel günleri gösterecek miydi? İnanamıyorum. Seni seviyorum Pınar. Memleketime götüreceğim seni. Orada mutlu olacağız. Artık kötü günlerin geride kaldı. Bitti. Seni seviyorum Kerem. Sana da annene de minnettarım. Birden şaşırdım. Ne yapacağımı bilemiyorum. Git bütün hesabını, bütün ilişkilerini bugün kapat. Bana da hiçbir şey anlatma. Yarın nikahlı karım olacaksın. Ve yeni baştan doğacaksın. Bizim için hayat yeniden başlayacak. Yarın burada, bu saatte. Evet, yarın burada, bu saatte. Söyle oğlum, kimdi o yanındaki herif? Atın aşağıya bu yosmayı. Bırakın. Zincire vurun. Bırakın. Bırakın dedim size. Kerem abi seni dışarıda bir hanım bekliyor. Nasıl biri? Genç ve güzel. Teşekkür ederim. Benimle görüşmek isteyersiniz misiniz? Ne olursun kurtar onu, yardım et ona. Pınar çok kötü durumda. Selim onu zincire vurdu. Çok kötü durumda zavallı. Senin başına bir şey gelmesin diye mahvoldu kızcağız. Onu yalnız sen kurtarabilirsin. Yalvarırım yardım et. Söyle, nerede bu ev? Buyurun. Thank you.
Seninle hesaplaşmaya geldim ulan Deyyus. Ulan pezevenk. Çocuklar, demek ayrılık günü geldi ha. Ne yapalım? Anne, öyle mutluyum ki. Ölsem de gam yemem. Artık benim de bir ailem var. Kızım, yavrum. Göreceksin memlekette ne kadar mutlu olacak. Bizim oralar çok güzeldir. Düğüne gelemeyeceğim için çok üzülüyorum. İnşallah sen de kurtulursun Nermin. Çavuşum, beni mektupsuz bırakma ha. Bırakır mıyım hiç? Hadi yerimize geçelim artık. Ben yoluk bir şeyler alayım. Ben de geleyim Kerem. Ben yeri göstereyim. Hadi. Toros Ekspresi 5. perondan 15 dakika sonra hareket edecektir. Dikkat dikkat. Toros Ekspresi 5. perondan 15 dakika sonra hareket edecektir. Hayır.